orada. He? Geldi. Sarıl abi. Sultan. Sarılsana abine. Sarılsana abine. Abin gelmiş. Nereden geldi? Geldi ama. Çarşamba'da. Ali abi. Hı? Senin bana bir sözün mü vardı hatırlarken? Ne sözü? Bundan. Neyden? Telefon sözü vardı ismine. Ama sen o sözün üstüne kaçtın gittin. Abinin yanına. Bir de seni hastaneye kapatmaya kalktılar. Bir daha yapmayacağım, bir daha yapmayacağım. Bir daha yapmadığını görelim. Telefon alırım sana. Kazım abiye uğraşacağım. Telefon alacağım. Tamam. Koray. Şuradan bakalım ikinci el telefon ne var? Buna basit... Tamam, en ucundan bakayım. Akıllı telefon değil, basit. Akıllı değil, normaller. Basit, basit tamam. Bir telefon. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ama sen yine de Sedat abine bir söyle. Neyi? Bu talebini. Bana telefon al. Öyle demeyeceksin. Ne? Telefon alsana bana diyeceksin. Ne fark eder? İkisi de aynı kapıya. Bir çay daha ısmarlarım ben sana. Hasan Hüseyin'in penceresinden bakmak gerekiyor. Evet. Hasan Hüseyin, bu dünyada anormal sayılanlardan biri. Ama anormal, bana göre aslında normal olan. Hasan Hüseyin'e şimdi 10 tane gömlek ver, bir tanesini alır sırtına giyinir, diğer 9'unu bırakır. Ama biz yaşamımız boyunca biriktirdik, biriktirmeyi bir şey sandık, korkularımızın esiri olduk. Anormal denilen insan aslında normal insan. Hasan Hüseyin, seviyor musun? Neyi? Mesela beni. Aha. Dünyayı, aha, insanları, aha, her şeyi seviyorsun o zaman. Kediyi, köpeği. Onları da seviyorum. Onları da seviyorsun. Sevmediğin ne var? Yok. Çünkü Allah'ta o. Bizse aynı cümleleri kuruyoruz. Her şeyi, herkesi sevdiğimizi söylüyoruz. Ondan sonra ama diyoruz. Trakyalıları sevmiyorum, Rusları sevmiyorum, Amerikalıları, Kürtleri, Suriyelileri, bilmem neleri. Kendimiz dahil hiç kimseyi sevmiyoruz aslında. Dünyaya sevgiden bakmak gerekiyor. Sevmek lazım. Ama deli gibi sevmek lazım. Sadece taşı, toprağı, kuşu, böceği değil, yaratılan her şeyi sevmek lazım. Bunun için de mangal gibi yürek lazım. O yürekte bir tek delilerde var, meczuplarda var. Normal dediğim insanlardaysa sadece bencillik var. Ben var. Biriktirmek var. Sevgiyi biriktirmek var. Sevgilileri biriktirmek var. Aşkları biriktirmek var. Ve biriktirdikçe yok etmek var. 1960'lı yılların başında İstanbul'da Yeniköy'de bir yerde dünyaya geldim. Bütün hayatım boyunca bu kadını aradım. 50 yaşında buldum. Çok şükür. Mu acaba? Kesin, kesin bilgi. Yaşamım boyunca normallerle pek işim olmadı. Çünkü normallerin sakıncalı olduğunu görüyordum. Babam normal bir insandı. Hep bizi döverdi. Senin baban döver miydi? Ben küçüktüm, hatırlamıyorum. Annen döver miydi? Annem beni hiç dövmedi. Annen seni hiç dövmedi, mübarek kadınmış. Ondan sonra
Okuldaki öğretmenlerim normal insanlardı. Hep bize şeyi öğretirlerdi. Çalış, oku, para kazan, biriktir, ev al, araba al, kariyer yap, bilmem ne. Halbuki bunların hepsini yapmışlardı ama mutlu olmayı becerememişlerdi. Huzurlu olmayı hiç becerememişlerdi. Bir süre sonra şeyi fark ettim. Bize mutluluğun ve huzurun tanımını yapan insanlar tek bir kez bile huzurlu olamamış, mutluluğu yakalayamamış insanlar. Yani yalan söylüyorlar. Mutluluğun tanımını yapan adamlar mutlu olamamış insanlar. Kendilerinin geçtikleri yoldan bizim de geçmemizi öğütlüyorlar. Annemiz, babamız, öğretmenlerimiz, toplum, kitaplar, sinema, tiyatro. Ama mutluluğu yakalayamamışlar. O halde başka bir seçenek olmalı diye düşündüm. B seçeneği. Kimim ben ve bu dünyaya neden geldim sorusunun yanıtını bulmak. Onun peşine düştüm. Bunun için 3,5 sene sokaklarda yaşadım. 8,5 ay bir mezarın içinde yaşadım. Aşiyan'da. Ve anladım ki yaşamın temel duygusu korku. Biz sevdiğimizi sanıyoruz ama sevgimiz bile korkudan kaynaklanıyor. Yalnızlık korkusu, kaybetme korkusu, yalnız ölme korkusu. O korkudan sıyrılmak gerekiyor. O korkudan nasıl sıyrılıyoruz? Sevgi bularak. Zaten ikisi bir arada bulunamıyor, korkuyla sevgi. Kabından ne kadar korkuyu boşaltırsan o kadar sevgi geliyor. İnsan korkuyla yaşıyor, para kazanıyor. Harcayamayacağından çok para kazandığı halde, benim öyküm öyleydi. Yine de korkuyordum, parayı kaybetmekten korkuyordum. İşte eşimi kaybetmekten korkuyordum, kaybettim. Çocuğumu kaybetmekten korkuyordum, kaybettim. Ondan sonra bir sevgilim oldu, onu kaybetmekten korkuyordum, kaybettim. Parayı kaybetmemek için sürekli biriktiriyordum, sürekli çalışıyordum. Cumartesi yok, pazar yok, bayram yok, tatil yok. Ve bir gün baktım, bayağı iyi para kazanmışım. Nakit olarak servetim $1,000,000. Ama ben hala parayı kaybetmekten korkuyorum. Halbuki o sıralarda çalışmayı bıraksam o para bitmeyecek bir paraydı. Ama ben yine de parayı kaybetmekten korkuyordum. Yüzleşmem gerekiyor dedim bununla, bütün korkularımla. Parasız kalırsam ne olur? Sokakta yaşarım. Sokakta yaşayayım dedim. Bir vasiyet yazdım. Bütün paramı oğluma bıraktığımı söyledim. Ve çektim. Sokakta yaşamaya başladım. Rumeli Hisarı'nda. Bir süre orada bir teknede yattım. Sonra sokaklarda yatmaya başladım. Ve şeyi gördüm. Paraya çok da ihtiyacın yokmuş aslında. Gittiğin her lokanta karnını doyuruyor. İşte Kızılay vardı o zamanlar. Gidiyorsun giysi alıyorsun. Milletin bağışladığı giysileri alıyorsun. Ve aslında korktuğum şeyin o kadar korkunç olmadığını gördüm. Eline bir kamış alıyorsun mesela, bir sopa alıyorsun, ucuna bir misine bağlıyorsun, bir iğne bağlıyorsun, bir tüy takıyorsun ve onunla birkaç saat içinde birkaç kilo balık tutuyorsun, yiyorsun, satıyorsun ve sonuçta karnını doyuyor. Peki insanın dünyanın her tarafında temel ihtiyaçları ne? İşte bir evin olmalı, bir kapalı çatı olmalı, güvenli bir alan olmalı. Üstüne başına giysi almalısın, karnını doyurmalısın. Bunları yapıyorsun zaten. Hele sokakta yaşarken öyle lüks bir çatıya da gerek yok. Bir bina harabesine giriyorsun, orada yatıyorsun. İşte ne bileyim, bir caminin şadırvanında yatıyorsun, bir kuytu köşe buluyorsun, orada yatıyorsun. Ve şeyi görüyorsun, o kadar gözünde abartmışsın ki ihtiyaçlarını.
Yani giysi dediğin şey ne aslında? Seni sıcaktan, soğuktan koruyacak, tozdan koruyacak. Karşı cinsi uyarmayacak. Bir şey, tekstil parçası. Ama bunu o kadar önemli hale getiriyorsun ki, dün gördüm bir yerde, indirimde 500 liraya tişört satıyorlar. Onun indirimsiz hali muhtemelen 1000 lira, 2000 lira. Ne ya, tişört. Ha, 5 lira. Biz o kadar abartıyoruz ki, markaların peşinden o kadar dolaşıyoruz ki ve bunu yaşamımızdaki her şeyde uyguluyoruz. Yani bir arabaya sahip olmamız gerekiyor. Niye? Bir yerden bizi alacak, başka bir yere götürecek. Ama aslında işimizi bir bisiklet görecekken yakın mesafede biz 20 bin liralık, 30 bin liralık arabalar değil, milyon dolarlık arabalar peşinde koşmaya başlıyoruz. Ve aslında bizi bir yerden öteki yere götürecek olan o teneke parçası bize sahip oluyor. Bizim patronumuz oluyor. Çünkü senelerce onun kredisini ödüyoruz, taksitlerini ödüyoruz. Aynı şey ev içinde geçerli. Giysilerimiz içinde geçerli. Yediğimiz yemekler içinde geçerli. 3 liralık bir çorbayla da karnını doyabilecekken biz mantarlı filaminyon peşine düşüyoruz. Ya da makarnayı fettuccine haline getiriyoruz. 50 liralık hale getiriyoruz. Ve onun peşine düşüyoruz. Onun peşine düştüğümüz sürece de sistemin kölesi olarak kalmaya mahkumuz. Çünkü bütün yaşamımız fatura ödemek ve o faturaları ödeyecek parayı kazanmak peşinde geçiyor. Hattını alınca telefonu vereceğim. Tamam da ha, çizilmesin diye. Tabii bak, bir meczupta bile 50 liralık telefon ne kadar önemli, çizilmesin. Çünkü mülkiyet duygusu hep var. Sevgililerimize, eşlerimize de aynı şeyi yapıyoruz. Benim malım, benim sevgilim, benim karım, benim çocuğum. O yüzden kaybetmekten korkuyoruz. Allah'ın yarattığı özgür, birey, canlılar olarak değil de sahip olduğumuz mallar olarak görüyoruz. O yüzden de kaybetmekten korkuyoruz. Parayı nasıl kaybetmekten korkuyorsak, çocuğumuzu da kaybetmekten korkuyoruz. Arkadaşımızı da, eşimizi de. Normal dediğin hastalıklı bir durumdur. Normal ruh hastasıdır. Evet, doğru. Normal insanlar bunları yapıyor. Bunların peşinde koşuyor. Normal geçinen insanlar. Ben o sınırı eşiği çoktan aştığım için yaklaşık 30 kere, yani 29 net Bakırköy Akıl Hastanesi ve diğer akıl hastaneleri yatışım var. Türk Ceza Kanunu'nun 46 ikinci maddesine göre cezai ehliyetim yoktu uzun yıllar. Deli sayılıyordum. Ama normal dediğin insan bu kriterlerdeki insan. Biriktiren insan. Yaşar abi, elbiseye ihtiyacın var mı? Vereyim, aşağıda bir sürü var. Bak, bu kadar. Yok, aşağıda kocaman bir butik var, gördün mü? O biliyor, görürsün birazdan. Giriyorsun, üstünü başını giydiriyorsun. Vereyim mi sana elbise? Niye? Yok. İhtiyacı yok. Ayakkabı vereyim mi? Yok. Bak, terlikle geziyor adam. Sana dediğim zaman, Yves Saint Laurent çanta var, ister misin? Ya bu kadar basit işte. Normal dediğimiz insan, hastalıklı insandır. Karnın aç mı? Yok. Pirzola ısmarlayayım mı? Makarna. Makarna. Makarna yiyeceğim. Sizin neye ihtiyacınız var? Makarna. Allah'a şükürler olsun. Bu adam da deli. Şey, zikir, dergah. Eyvallah. Dervişin fikri bitti. Neyse zikri de odur. Bitti. Eyvallah. Senin sevgilin vardı. Arzu. Arzu ne oldu? Bunun bir sevgilisi vardı. Arzu. Bu işte o zaman kömürcüde çalışıyor. Geceleri ek iş yapıyor. İşte nişan yapıldı falan. 27-28 yaşında falan. İşte düğüne hazırlanıyor bilmem ne. Sahil yolunda bir araba çarptı. Ne? Sana Balat'ın orada. Yaşar abi bu durumda. O güne kadar senin durumunda. İnsan bunu hiç hesaplamıyor.
Yaşar abi başımıza gelebilecek olasılıklardan bir tanesi. Bak bugün hava rüzgarlı. Bir saksı düşebilir kafana. Ya da bir tabela. Sonra bu haldesin. Bak Yaşar abinin bana verdiği bir dersi anlatayım. Bir gün benim evime geldi. O zaman Balat'ta 5 katlı müstakil bir evde oturuyorum. Evi gezdik. Nasıl dedim? İyi dedi ama dedi çok kalabalık. Çok eşya var. Doğru. Ben evin içinde, bekarım da o zaman, ne varsa boşalttım. Evin içindeki fazlalıkları attım. Tekrar Yaşar abiyi çağırdım. Gel dedim. Yine yeniden evi gezdik. Nasıl dedim? İyi dedi. Sonra elini böyle yaptı. Kalbime sapladı. Ya buradakiler dedi. Ve beni 30 sene sonra ilk kaynanama gönderdi. Özür diledim yaptığım her şey için. Bütün hatalarım için af diledim. Döndüm geldim. Biz biriktiriyoruz. Sadece eşyayı değil, ayakkabıyı, parayı değil, duyguları da biriktiriyoruz. Sevdiğimizi söyleyemiyoruz. Nefretimizi söyleyemiyoruz. Sevmediğimizi söyleyemiyoruz. Sıkıldığımızı söyleyemiyoruz. Hep içimize atıyoruz, hep içimize atıyoruz. Ve bunların arasında biz kalmıyoruz. O malın mülkün birikmiş duyguların arasında bize yer yok. Bize yer olmadığı için Allah'a da yer yok. Allah diyoruz ama bahsettiğimiz aslında bir put. Tanrılardan oluşan bir dünyamız var. Arabamız bir tanrı, karımız ya da kocamız bir tanrı, çocuklarımız bir tanrı, arkadaşlarımız tanrı, en önemli tanrımız kredi kartımız, kredi kartı tanrısı ve bunların arasından ne Allah'a yer bulabiliyoruz ne kendimize yer bulabiliyoruz. Dönüp kendimize bakamıyoruz. Kimim ben? Bir ve iki, neden bu dünyaya geldim, gönderildim? Kimim ben sorusunun yanıtını vermem gerekiyordu. Bu yüzden her şeyi terk ettim. Her şeyi. Evimi, barkımı, eşimi, çocuğumu, arkadaşlarımı sokaklarda yaşamaya başladım. 3,5 sene o sokaklarda yaşadım. Bir kere korkunun ne kadar yersiz olduğunu gördüm. Sonraki fasıl aşağı mezarlığı faslı. Orada yemek de geldi, gazete de geldi, kitap da geldi. Ve şeyi görüyoruz, boşuna korkuyoruz. Boşuna korkuyoruz. Korkuyu mezara gömdüm ve mezardan çıktım. Korkun kalmayınca kaybedecek bir şeyin kalmıyor. Kaybedecek bir şeyin olmayınca da hiçbir şeyin değeri kalmıyor. İnsandan başka. İnsanı çok seviyorsun çünkü kendini görüyorsun. Kendini çok seviyorsun çünkü bütünü görüyoruz. Bütünü görmeye başladığında Allah'ı görüyoruz. Hiçbir çıkarın olmadığı yerdedir sevgi. Aşk bambaşka bir şey. Onun daha da saf hali. İki insan arasında aşk olmaz. Sadece Allah'la kulu arasında aşk olur. Ama sevgi de önce Allah'la kulu arasında başlar. Yani Allah'tan bize doğru hep o sevgi vardır. Bizim onu keşfetmemiz gerekiyor. Sen inançlı olsan da inanmasan da, ateist de olsan, agnostik de olsan, Müslüman, Hristiyan, Alevi, Sünni fark etmiyor. Allah seni seviyor ve koruyor. Ama senin sevgin koşullara bağlı. Sevebilmen için beklenti koyuyoruz. Beklentinin olduğu yerde ticaret vardır. Bak ben seni ne kadar seviyorum, sen de beni sev. Ben seni aldatmıyorum, sen de beni aldatma. Ben sana değer veriyorum, onore ediyorum, sen de bana yap. Ben senin egonu besliyorum kısaca, sen de benim egomu besle. Bu bir ticaret. Burada sevgi yok, sevgi falan yok. Gerçekten sevmeye başlayan insan aşık da oluyor ama aşık olduğu Allah'tır. Leyla ile Mecnun hikayesindeki gibi Mecnun uyuz köpeğin gözlerini öper. Çünkü o gözler Leyla'yı görmüştür. Ama sonra düşünmeye başlar. Leyla bu kadar güzelse onu yaratan ne kadar güzeldir acaba? Leyla'yı bırakır, Allah'ın peşine düşer. Şimdi aşk böyle bir şey. Kendini bütün hatalarından, eksikliklerinden, kusurlarından arındırıp görebilmen gerekiyor. Kimim ben? Sorusunun yanıtını vermen gerekiyor. Onu bulduğunda zaten şeyi görüyorsun.
Ali ile Meryem arasında bir fark yok zaten. Kadın erkek dediğin şey senin kafanda. Gerçekte öyle bir şey yok. Alevi, Sünni, Müslüman, Hristiyan, Türk, Rus, Suriyeli, sokak adamı, evinde yaşa. Böyle bir şey yok. İnsan var. Yaratılan var. O bütünü gördüğünde sevgi başlıyor. Ve anlıyorsun ki ortada bir pislik varsa, bir kusur varsa bende var. Onda değil. Zaten sende olmayan bir şeyi karşındakinde göremez. Baktığında adam ne kadar kibirli diyorsan dön kendine bak. Kibir sende olduğu için kibiri görürsün. Olmayan bir şeyi göremez. Benim karım çok zor sözle ifade eder. Sevdiğini bir türlü söyleyemez falan. Bir gün ona şey demiştim. Seni söylemene gerek yok. Ben seni iki kişilikte severim. 10 kişilikte severim, 1000 kişilikte severim. Senin beni sevmene de gerek yok. Ben seni bütün dünya için severim. Bütün dünya kadar severim. Aynen de böyle. Benim onun sevgisine ihtiyacım var. Benim bir tek Allah'ın sevgisine ihtiyacım var. Onun da beni sevdiğini biliyorum zaten.